sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. derdenin 2. senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni eğrilikler ve ilerlemeler yapacağına taniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sükun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Sayın vekiller, ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. Cumhuriyetin ekonomik tedbirleri her sahada feyizli semereler vermektedir. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle semere vereceğini görüyoruz. Bu sene içinde arz-ı ulusal bakımdan bizim için mes'ud hadiseler oldu. İngiltere Kralı Sa Majeste 8. Edward'ın mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlar'da yeni rejimin Montreux mukavelesinin derviş ettiği veçile tabbike başladığını bunların başında olarak zikretmeliyim. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabii inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir.